Efelerin Efesi Yörük Ali Efe. Yörük Ali Efe, kurtuluş mücadelesine ilk katılanlardan biriydi. Gösterdiği kahramanlıklar peşinden başkalarını da Kuvayi Milliye saflarına çekti. Ülke zor günlerden geçiyordu. Yunanlılar 15 Mayıs 1919'da İzmir'i, ardından 27 Mayıs 1919'da Aydın'ı işgal etmişti. Takvimler 3 Haziran 1919'u gösterdiğinde düşman Nazilli'ye kadar ilerlemişti. Yörük Ali Efe pek çok insan gibi ailesini de alarak Sultanhisar'dan Çin'e taşındı. Yörük Ali Efe ve arkadaşları düşman işgalinden rahatsızdı. Bir şeyler yapmaları gerekiyordu. Tam da o sırada Çin'de bulunan 57. Tümen'in önde gelen subayları yerel bir direniş örgütü oluşturmaya çalışıyordu. Bunun için ilk kapısını çaldıkları kişi yörenin en etkili kişisi Yörük Ali Efe oldu. Zaten vatanı için bir şeyler yapmak arzusunda olan Yörük Ali Efe ve arkadaşları için bu beklenen bir fırsattı. Böylece hep birlikte milli mücadeleye katıldılar. Yörük Ali Efe ve arkadaşları aynı hızla Yunan askerlerinin üzerine yürüdü. 16 Haziran 1919 günü Sultanhisar'da Malgaç Köprüsü'nü basarak bir Yunan müfrezesini imha etmeyi başardılar. Bu baskın Kurtuluş Savaşı tarihinde önemli bir yere sahip oldu. Çünkü Yunan birliklerine karşı verilen ilk baskındı. Yörük Ali Efe baskının ardından Yunanlıların boşalttığı Nazilli'ye girdi. Yine aynı gün Aydın geçici de olsa Yunanlılardan geri alındı. O güne kadar kurtuluş konusunda umutsuz olan halk bu baskın sayesinde moral kazandı. Yöredeki birçok Efe bu zaferin coşkusuyla Kuvayi Milliye saflarına katıldı. Kuvayi Milliye Yörük Ali'nin çabalarıyla Aydın'da her geçen gün güçleniyordu. Yörük Ali, mücadeleye katılan diğer efeleri başarıyla yönlendirdiği için kendisine Efelerin Efesi unvanı verildi. Yunan kuvvetleri bir süre sonra Aydın'ı tekrar işgal etmişti. Bunun üzerine Anadolu'da ilk kez köşk cephesi kuruldu. 20 Temmuz 1919'da bir beyanname yayınlanarak yaşa uygun olanlar cepheye çağrıldı. Bu çağrının duyulmasının ardından Osmanlı subayları ve halk cepheye koştu. Böylece vatan sevdalılarından oluşan Milli Aydın Alayı kuruldu. Kurtuluş Savaşı'nda kurulan bu ilk milli alayın komutanlığına da Yörük Ali Efe getirildi. 16 Ağustos 1920 günü çok önemli bir tarihi olayın içinde daha yer aldı. Hacı Şükrü Bey ile birlikte 3 yol savaşını yönetti. Bu Kuvayi Milliye'nin ilk toplu taarruzuydu. Yörük Ali Efe tüm bu başarılarının ve kahramanlıklarının sonucunda İstiklal Madalyası almaya hak kazandı.